Enerji ile ilgili de ben bu işi başaracağım dedim. İşte 2 ay askerlik yaptıktan sonra Almanya'ya dönmüştüm. Et yediğim zaman uyuz gibi kaşınıyordum. O doktor, bu doktor, şu doktor, hepsi antihistaminik, kortizonlu ilaçlar, bir de antidepresan veriyorlar, sakinleştirsin. Bunlarla ilgisi yok ki, antihistaminik, antidepresan. Bu içeriden gelen bir rahatsızlık. 2 ay askerlik yaptık, hijyenik olmadığı için askeri ortam. Şimdi hijyenik mi bilmiyorum. O zaman bulaşıkları soğuk suyla çalkalıyorduk, yıkıyorduk. Mikrop kaptık. Bakteri, virüs ve mantarları birdenbire. Hijyenik ortamdan, hijyenik olmayan bir ortama girdik. Her türlü mikroba kaptık. Bağırsaklar hep mantar doldu. Tabii o zaman bilmiyorum. Baktım ki kortizon kullandığım zaman sersem gibi oluyor. Hiçbir şey okumuyorum, yazamıyorum. 15-20 saat okuyup yazan bir insanken hiçbir şey anlamaz oldum. Kitaba bakamaz oldum 10 dakika. Konsantrasyon sıfır. Dedim ben bu hapları kullanmayacağım. Nasıl iyileştiniz peki? Bir çözüm bulacağım. Evet, binlerce bitki, 17 yıl üzerimde binlerce bitki ve bitki ekstrakları, damlaları, dıracağını her şeyi denedim. Denemediğim şey kalmadı. Sonunda iksir, aloe vera jel, tonik diye formüller geliştirdim. Tonik mesela lahana suyu ve 19 çeşit bitki içerir bu formül. Gastriti, ülseri önler. Mideyi temizler, arıtır. Alerjinin oluş sebebi %10 midedeki bakteriden kaynaklanır. 2, %90 ise bağırsaklardaki mantarlardan kaynaklanır. Buna karşı da aloe vera jel. Aloe veranın biz çok özel bir formülle bunu geliştirdik. Yani piyasadaki Amerikalılar da yapıyor, Almanlar da yapıyor, Asyalılar da aloe vera jel yapıyorlar, satıyorlar. Hatta Çin'de insanlara aloe veralı su dağıtılıyor. Aloe veralı su. Vücudu arasın, temizlesin diye. Suya biraz hafif aloe vera katarak. Ben bununla ilgili yıllarca çalıştıktan sonra 19 yıl sonra başarabildim. Normal olarak bunun birleşiminde enzim, vitamin, mineral, enzim, binlerce etken madde var. Fakat çok az miktarda da aloin var. Aloini yok etmezseniz şişkinlik yapar. Davul gibi şişer kişinin karnı, ishal yapar. Kullanamaz. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki firmalar veya Almanya'daki firmalar ne yapıyor? Ekstraksiyonu, destilasyonu vesaire yapıyorlar. Böylece birleşimindeki mineral yok oluyor, enzim yok oluyor, vitamin yok oluyor, lifli madde yok oluyor. Amerikalılar üretmiş olduğu aloe vera sıfıra yakın etkiye sahip. Ne yapıyorlar? Doğallığı kalmıyor. Bu sefer sentetik olarak vitamin, mineral, enzim katıyorlar içerisine. Bir şey yaramadı ki. Doğallığı kalmadı ki. İşte ben bununla ilgili araştırmalar yaptım. Çinli, Taylandlı, Japon, Arap, Yunan, İspanyol, İtalyan, bir sürü dostum var Almanya'da. Her birinden çeşit çeşit ülkelerinde yaptıkları aloe vera jellerle ilgili reçeteleri aldım. Denedim. Hatta Şili'den bir Kızılderili'den aldım aloe vera reçetesi. Başaramadım. Sonunda ben bunu başaramayacağım dedim ya. 19 yıl çok zaman. Evet, uzun bir süre çalışmalar yaptım. Bitmiyor yani. Başaramıyorsunuz. Aloe'ni sıfırlayamıyorsunuz. Sonra da Rusya'dan Türkiye'ye Ruslar Çeçenistan'a girdiklerinde Çeçenlerin yanında yer alan bir Türk hekimi Türkiye'ye kaçmış, onu öldüreceklerdi. Malını mülkünü hep Çeçenistanlara vermiş, öyle mücadele etmiş bir insan. En ağır kanser hastalarını ben ona gönderiyordum, Fahrettin Bey. 3., 4. devre kanser hastalığını bile tedavi ediyor. Yanına gittim, dedim ki sen nasıl tedavi ediyorsun? Ne yapıyorsun? Hani mümkün değil. 3., 4. devre artık bitmiştir. Doktorların evine git, evinde rahat rahat işte yatağında vefat et, dinlen. Yapacak bir şey yok dedikleri hastaları tedavi ediyor. Aloe vera iyi ama bunun birleşiminde aloe var. Ben bunun 19 yıl çalıştım, başaramadım. Nasıl başarıyorsun? Onda çok eski bir reçete var. 2000 yıllık eski Türk, Göktürk alfabesiyle yazılmış. Çok eski reçete var. Kalın bir kitap. Dedi ki tıbbın mucidi Türklerdir, biziz dedi. Ya bu kara kitapta yazıyor. Eski Göktürk yazısıyla 2000 yıllık eski kitapta yazıyor. Neymiş? Şu bitki kattın mı, katmadın mı? Tamam dedim. Bir çalışma yaptım. Onun üretmiş olduğu aloe vera'dan daha etkili aloe vera formülü geliştirdim.
Yani 2000 yıllık eski bir kitaba sahip yaptım kitabını. Hamdolsun başardık. Aloe vera ile ilgili zaten daha sonradan öğrendik ki Amerika Birleşik Devletleri'ne Louis Pauling en son yapmış olduğu klinik araştırması var. Bağırsaktaki mantarlara karşı dünyada en etkili bitkidir aloe vera. Mantarı yok eder. Mısır'da yapılan klinik araştırmalarda diyabet nedeniyle baldır ve bacaklarda, ayaklarda oluşan yaralar iyileşmeyen diyabetik ülser dediğimiz yaraları iyileştirir, kangre dönüşmesini önler. O yaraları da tamamen tedavi edebiliyor. Evet, yani o özelliği iyileştir. De var. Klinik araştırması var, belge var, bilgi var. Tayland'da mesela Bangkok Üniversitesi'nin yapmış olduğu klinik araştırmasında tip 2 şeker hastalığını iyileştirdiği belgelenmiştir. İnsanlar üzerinde denenmiş. Belge var, klinik araştırması var. Japonya'nın Hiroşima şehrinde, buraya atom bombası atılan yer, Fukuyama Üniversitesi. Aloe vera ile yapmış olduğu araştırmada hücre yenileyici, anti-aging, gençleştirici, dinçleştirici, kişiye enerji verici olduğunu belgelemiştir. Yani birçok klinik araştırması yapılmış. Fakat en büyük araştırmayı Almanlar yapmıştır. Aloe vera ile ilgili. Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika'da aloe vera kullanan insanların 2,5 milyon insanla 84 ülkenin Sağlık Bakanı'yla birlikte çalışılmış. Ve birebir sorulmuştur. Ne kullandı? Aloe vera kullandım mı? Kullandım. Etkisi vesaire vesaire. Hiçbiri yan etkisini görmedim ve faydasını gördüm demiştir. Kimi bize bağırsak hastalığı, kimi alerjik hastalığı, kimi deri hastalıklarına vesaire ispat edilmiştir. 2,5 milyon dünya çapında en büyük araştırmadır bu. Dünya çapında bugüne kadar yapılan en büyük araştırma. Yani hiçbir problem yok. Bağırsaktaki mantarları yok ettiğiniz zaman her türlü hastalığı yok edebilirsiniz. Bütün hastalıkların %99'u bağırsaklardan kaynaklanır. Kökenini bulmak lazım. Tabii. Yani aslında sorun nereden kaynaklanıyorsa ilk önce onu bulup çözüme ulaştırmak lazım. Aloe vera'dan bahsederken şunu da söyleyebilir miyiz? Yaşlandırıcı etkileri de ortadan kaldırıyor. Gençleştiriyor genç, değil mi? Öyle bir özelliği de var. Çünkü biz bakıyoruz şampuanlarda, yüz kremlerinde kullanılıyor. Sıvı sabunlarda örneğin kullanılabiliyor. Çok şey kullanılıyor. Temizliyor, aratıyor vücudu. Anti-aging diyorlar hani modern. Gençleştirici özelliği de var. Evet, bu da bir işte tanımları özellikle ilgilendiriyor. Anti-aging. Tüm hızıyla devam ediyor. Bitkilerden bahsediyoruz. Hangi hastalıklara, hangi bitkiler şifa kaynağı oluyor? Ondan bahsediyoruz. İbrahim Bey konuğumuz. İbrahim Bey şunu sormak istiyorum. Bir deri hastalığı olan egzamadan bahsetmek istiyorum. Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Ne önerirsiniz? Hangi bitkiler şifa kaynağı olur? Egzamanın birçok çeşidi var. Yağlı egzama, yağ salgılayan hücrelerdeki anormallikten, aşırı yağ salgılamaktan veya bazılarında kuru eksem olur. Kaşıntılı, sulu, kabarcıklı yarası oluşur. Bazı insanlara da atopik eksema dediğimiz alerjik eksema. Çeşit çeşit eksema türleri var. Yaz kış fark ediyor mu? Yani yaz ayları tetikler veya kış öyle bir şey var mı? Tetikler yazın bazı insanlara daha çok gözükebilir. Bununla ilgili çok büyük klinik araştırmalar yapılmıştır. Şu gördüğümüz Hamemelis bitkinin sonbahardaki hali. Sarı. Sarı bir yapraklı. Bitki. Evet. Hamemelis virginiana. Hamemelis virginiana denmesinin sebebi bu bitkinin Amerika Birleşik Devletleri'nde vatanı. Bununla ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştı. Burada klinik araştırmalarla ilgili detaylı bilgiler var. Yapılan klinik araştırmalarda ekzemaya karşı dünyada en etkili bitkilerden biridir. Hamemelis. Türkçe karşılığı cadı fındığı denir. Fındığı çok küçük, yenmez. Bu nedenle cadı fındığı denir. Şu gördüğünüz bitki yaprak ve hem yaprağı bakın kullanılır, hem sapının gövdesi, kabuğu kullanılır. Çok mu sert? Evet, açamadım. Hamemelis virginiana birçok klinik araştırması yapılmıştır. Artı mesela çocuklarda, bebeklerde ortaya çıkan pişiklere karşı. O da iyi geliyor. Bunun evet mesela kaynatırsınız çayını, pansuma yaparsınız. Çok kolay. Bazı insanlar hemoroide karşı, aynı çoban çantası gibi etkili. Hemoroide karşı etkili. Çayı içildiği gibi kişi bununla taharetlenebilir. Çok kolay. Deri hastalıklarına karşı çok çok etkili.
Biz onunla ilgili çok güzel bir formül. Ki bu egzama ile ilgili hani suya dokunmayın, sabuna dokunmayın diyorlar. Hani nasıl suya sabunla dokunmadan olur mu? Mümkün değil. Ne vereceksiniz şimdi? Suyla sabunla değil. Hani tetikliyor diye. Suya sabuna dokunmayın, çok tetikler, tekrar kaşınırsınız, geçmez deniyor. O tetikleyici. Deniyor. Fakat esas tetikleyici faktör her şeyde, bütün hastalıklarda olduğu gibi bağırsaktaki mantarlar. Onlar etki ediyor yani. Tabii. Klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Deri hastalıklarının mesela sedefin sebebinin bağırsaklardaki mantarlardan olduğunu İtalyan asıllı Doktor Simoncini belgelemiştir. Ne diyorlardı? 100 yıldır efendim protein yetersizliğinden dolayı hücre gelişemiyor ve böyle anormal bir gelişme oluyor. Protein yetersizliğinden dolayı sedef ortaya çıkıyor deniyordu. Bunun keratin denen protein yetersizliğinden değil, bağırsaktaki mantarlardan kaynaklandığını Doktor Simoncini, İtalyan asıllı doktor, 30 yıl klinik araştırması yapmış, belgelemiş. Hatta kamerayla canlı canlı gösteriyor. İsteyen bakabilir Google'dan. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Yani egzama için de yok etmek için, öncelikle tedavi etmek için bağırsaklardaki mantardan kurtulmak lazım. Onu tedavi etmek lazım ki egzamada bir iyileşme olsun. Küf mantarı normal her insanda var. Fakat bazı insanlarda neden egzamaya sebep oluyor da bazılarında olmuyor. Yani son yapılan araştırmalarda mesela AIDS hastalarında egzama çok gözükür. Neden? Bağışıklık sistemi çöktüğü için. Kanser hastalarında çok gözüküyor egzama. Neden? Bağışıklık sistemi çöktüğü için. Bağışıklık sistemi çöken insanlarda hastalık daha yaygın gözüküyor. Bağışıklık sistemiyle ilgili. Bağışıklık sistemi de bir insanda nerededir? Bağırsaklarındadır. Bağışıklık sisteminin %85'i lenf sistemi bağırsaklardadır. Bağırsaklar ne kadar güçlüyse bağışıklık sistemimiz o kadar güçlü. Bağışıklık, yani bağırsaklarda ne kadar problem varsa bağışıklık sistemi o kadar zayıftır. İşte bununla ilgili en etkili, mantara karşı en etkili bitkilerin ekstraktından oluşan özel bir formül. Nedir? Hamemelis virginiana, Mahonia aquifolium, Laden gülü. Bunlar Mahonia, Laden gülü, hindiba, kara hindiba, huş yaprağı ekstraktı. Huş yaprağı ekstraktı ile ilgili yapılan araştırmada cilt kanserini dahi iyileştirdiği belgelenmiştir. Cilt kanseri. Oldukça etkisi var demek ki. Evet, huşla ilgili de bizim çok özel bir formülümüz var. Huş böbrek yetmezliğine karşı da etkili. Ayrı bir durum. Artı cilt kanserini iyileştirici birleşiminde betulin denen bir madde var. Bu cilt kanserini önleyici. Bununla da ilgili birçok klinik araştırması var. Hamemelis bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bağırsaktaki mantarı yok ediyor. Biz bunu ne yaptık? Güçlendirdik. Neyle? Laden gülü, mahonya, kara hindiba. 19 çeşit bitki ekstraktından oluşan çok özel bir ekstrakt. Yani hem egzamayı tedavi edecek hem de vücutta yer alan mantarları yok edecek. Diğer hastalıkları da tedavi edecek mantar, özellikleri var. Evet, mantar deyince mantarın da 500 çeşit mantar var. Her mantarın da 500 çeşit alt türü var. Ne yaptı? Çeyrek milyon mantar çeşidi var. Takriben. Her mantar türü de bir bitki de her mantar türünü yok etmiyor. Ya o da öyle bir durum da var. Bu nedenle farklı farklı. Mesela sinirli ot, vitiligo sebep olan mantarı yok ediyor. Hamemelis ekzemaya sebep olan mantarı yok ediyor. Laden gülü atopik ekzemaya karşı etkili. Mahonya sedefe karşı etkili. Yani her bitkinin birleşimindeki etken madde aynı, bunu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne benzetebiliriz. Havada, karada, denizde. Fakat en önemlisi de nedir? Özel timdir. Hava, kara, deniz olabilir. 1 milyon askeriniz olabilir. Ama savaş tekniği, savaş teknolojisi duruma göre, savaşa göre değişir. Teröristle mücadele etmek için antiterör olması lazım. Siz hava, kara, deniz hiçbir şey yapamazsınız teröre karşı. Ne yapacaksınız? Özel güçleriniz olacak. Özel. 20 bin, 30 bin antiterör. Teröristten çok terörü bilen ve yaşayan ve yok edebilen.
hava Karadeniz'e gönder hiçbir iş yapamaz. Bağışıklık sisteminin de içerisinde aynı özelttiğim gibi makrofaj, makrofaj denen bir alt element var. Bu aynı ahtapot gibi binlerce kolu varmış gibi bakteri, virüs ve mantarları böyle ulaşabildiğini alır yer, ulaşamadığına T şeklinde, Y şeklinde antikorlar fırlatarak yok eder. Yani uzaydaki bir gemi gibi, hı hı. Savaş gemisi gibi. Kanımızda dolaşan makrofaj zararlı bakteri, virüs ve mantarları yok eder. Sürekli dolaşır. Aynı askerlerin bu devriye gezmesi gibi devriye görevi yapar. Hücre içerisinde, hücre aralığında, kanda sürekli dolaşır. Anladığım kadarıyla hani bu hastalıklara yakalanmamak için bir kere vücut direncimizi yükseltmemiz gerekiyor. Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek gerekiyor. Evet. Nasıl kuvvetlendirelim? Ne önerirsiniz kuvvetlendirmek için bağışıklık sistemimizi? Çünkü esas şart bu yani. Bunu kuvvetlendireceğiz ki diğer hastalıklara yakalanmayalım. Limon suyu, sirke, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak, otu, zeytin yaprak, kakule içerir. Alıç. Nedir? Bütün bunların ortak özelliği damarların iç yüzeyinde oluşan plakları çizer. Yani mikrobu öldürmez bunun içindeki madde. Hı hı. Plakları çözer. Beyindeki loblar arasındaki plakları çözer. Curufu çözer. Kalp damarlarını temizler. Beyin damarlarını temizler. Karaciğerdeki yağlanmayı önler. Pankreas yağlanmasını önler. Vücudu arıtır. Bir insanda ortalama 120 bin kilometre uzunluğunda damar var. 120 bin. Hı hı. Herhangi bir noktasında hafif bir tıkanma ne yapar? Birçok rahatsızlığı tetikler. İşte bu bütün organları temizler, arıtır. Nasıl ki evinizde kireç çöz diye bir şey kullanıyorsunuz evet, tıkandığı zaman. Doğru. Bu da öyle. Kullandığınızda nerede ne olursa olsun çözer. Hiç fark etmez. Bağışıklık bütün sistemimizi de kuvvetlendirecek. İstersen görme zafiyeti olsun, isterse kulakta kulak çınlaması veya kulak az yani duyma zafiyeti olsun. Hı hı. Fark etmez. Hangi organda ne olursa olsun bu bütün organlarda temizleyici, arıtıcı. Arıtıcı özellikler. Aloe vera jel ise bağırsaktaki mantarları yok eder. Yani abur cubur yemekten, kimyasal ilaç kullanmaktan dengeler bozuluyor. Faydalı bakteriler azalıyor. Zararlı bakteri ve mantarlar çoğalıyor. Bunların üretmiş olduğu toksik maddeler karaciğer yağlanmasına sebep oluyor. Pankreas yağlanmasına sebep oluyor. Şeker hastalığı, karaciğer zehirlenmesi, bir sürü hastalık ortaya çıkıyor. Bağırsakları tedavi ettiğinizde bağışıklık sisteminizi güçlendiriyorsunuz ve otomatik yani bu iki ürün, iki formül bağışıklık sistemimizi güçlendirir, vücut direncimizi arıtır, temizler. Yani detoks, arıtıcı, temizleyici, detoks güçlendirici. Evet, arıtıcı, güçlendirici ve gençleştirici özelliğe sahiptir. Peki teşekkür ederiz. Şimdi hızıyla devam ediyor. Bitkiler dünyasındayız. İbrahim Bey ile konuşuyoruz. İbrahim Bey, seyircilerimizden gelen bir soru var. Karaciğer yağlanması ile ilgili. Karaciğer yağlanması neden oluşur? Nasıl tedavi edilir ve hangi bitkiler şifa kaynağı olur bu rahatsızlığa? Evet, karaciğer yağlanması neden olur? Niçin olur? Karaciğer yağlanması genellikle kişi alkol içiyorsa. Fakat alkol içmeyenlerde de aynı problem var. Neden? Bağırsaklarında mantar varsa alkol içmesine gerek yok. Çünkü mantarlar en tehlikeli alkolü, metil alkol, etil alkol, bütil alkol üretir. Bir, etan, metan, bütan gibi zehirli gazlar üretir. Yani bağırsaktaki problem karaciğer yağlanmasına sebep olur. Ve birçok başka rahatsızlığı da getiriyor aslında eğer bağırsaklarda mantarlar varsa, değil mi? Şimdi bir insanın bağırsağı 350 metrekare, futbol sahasının yarısı kadar ve 2 kilo bakteri var. Hı hı. Buradaki bakterinin normal olarak %99'u faydalıdır sağlıklı bir insanda. Fakat kişi abur cubur, kimyasal madde içeren şeyler yiyorsa, sağlıksız besleniyorsa, kimyasal ilaç kullanıyorsa, kimyasal ilaçlar zararlı bakteri yok ettiği gibi faydalı bakteri yok ediyor asıl. Faydalı bakteriler vitamin üretiyor. B2, B3, B6, B12. Yağlar yağ sütüne çeviriyor. Karbonhidrata, glikoza, proteinlere, amino asitlere. Faydalı bakteri yok olduğu yeri boş kalmaz. Mantar yerleşir. Mantarlar toksik madde üretiyor. Toksik madde nereye gidiyor? Bir, öncelikle bağırsakları yakıyor, kavuruyor. Alerjik hastalıklara sebep oluyor. Deri hastalıklarına sebep oluyor. İki, bağırsaklardan emilerek absorbe edilen her şey, vitamin, mineral, enzim, glikoz, karaciğere girir. Hı hı. Toksik maddeler de karaciğere giriyor. Karaciğer
B6, B12 vitamini ve folik asit harcayarak bağırsaklardan gelen toksik maddeyi arıtmaya çalışıyor. Zamanla arıtamıyor. Yoruluyor, yağlanıyor. Karaciğer yağlandıkça aratamadığı toksik madde ne oluyor? Karaciğer yağlanması sebep oluyor. Ve aratamadığı toksik madde kanda dolaşıyor. Hangi organa depolanırsa orada problem oluyor. Mesela beyne depolanabilir. Pankreas'a depolanırsa şeker hastalığı ortaya çıkar. Cinsel organa depolanırsa cinsel yetersizlik ortaya çıkar. Beyne depolanırsa kişide önce unutkanlık, depresyon, Parkinson, Huntington gibi hastalıklar ortaya çıkar. Yani hangi organa depolanırsa. Peki ne yapmak gerekir? Evet, nasıl önleyelim? Bu enginarın yaprağı. Şimdi enginar dedik de enginar vatandaş diyor ki şu çiçek tabanı. Sebze yemeği yapılır ya. Evet, onlar ayıklanır. Biz içine tüketiriz. Evet. Yemeklerde kullanırız. Yemeği yaparız. Zannediliyor ki bu enginarın çiçek yaprağında biz yemeğini yaparsak kurtuluruz. Öyle kolay evet, değil. Evet, öyle düşünüyoruz. Burada o yüzden etken, sık sık tüketiyoruz zaten sık yemeğini yaparak. Faydalı. Hı-hı. Fakat birleşimindeki centiopikrin etken madde, siyanirin etken madde, hı-hı, karaciğer yağlanmasına karşı etken madde sıfıra yakın çiçek tabanında. Çiçek tabanı bu nedenle kullanmak anlamı yok. Çünkü etken madde enginarın yaprağında, gövde yaprağında. Çok çok acıdır. Ağzınıza alamazsınız. O kadar acı. Tabii ki yine ekstraktından bahsediyoruz. Tabii. Değil mi? Çünkü birleşimindeki etken madde %2, %3. Siz bunun direkt bu yaprağını kullanırsanız aylarca kullanmanız gerekir. Karaciğer yağlanmasın. Oysa biz bununla ilgili yıllar süren bir çalışma sonucu çok özel bir formül geliştirdik. Nedir o formül? Nedir o formül, öğrenelim. Evet. Enginar ekstraktı, şahtarı ekstraktı, deve dikeni ekstraktı. Bunlar da hep karaciğerle ilgili bitkiler. Şimdi şöyle, bu karaciğer yağlanmasına karşı enginar ekstraktı, deve dikeni ekstraktı, karaciğer zehirlenmesi, hepatit B, hepatit C'ye karşı özel bir formül. Bir de şahtarı. Şahtarı, ha, o da şu. Şahtarı da karaciğerle ilgili. Bu da safra kesesindeki safra taşı, safra çamuru, safra polipi. Yani safradaki kiste, hı hı, karşı. Üçü de karaciğerle ilgili. Üç farklı ürün. Üçünde de aşağı yukarı ekstraklar biraz şeyli, farklı, o kadar. 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. Karaciğer yağlanması ne kadar ağır olursa olsun problem değil. Mesela bir hanımefendi burada kolesterolü mesela 247. Evet. Trigliseridi 527. 20. Şekeri 175. Bizim ürünleri kullandıktan 3 hafta sonra. Formüllerden sonra. Evet, formülü kullandıktan sonra, hı hı, doktoruna gitmiş. 527 oran trigliseridi 160'a. Oldukça düşmüş. Kolesterolü, iyi kolesterolü 34, kötü kolesterolü 88'e düşmüş. Oldukça düşmüş. Bayağı İyi fark var. İyi kolesterolü yükselmiş, kötü, hı-hı, kolesterolü düşmüş. Ve glikozu düşmüş. 175 olan. Doktora demiş ki, teyzeciğim ne yapıyorsun? Yaşlı bir bayan. Demiş ki, iksir, aloe vera jel, karaciğer çayı, enfeksiyon çayı, Gökçe'ye ait bazı formüller. Mükemmel demiş. Çok tamamen güzel. Bitkisel, devam edebilirsin demiştim. Artık tereyağı bile yiyebilirsin demiş. Tereyağı, hiçbir şey yiyemiyorsun. Yani tansiyon, kolesterol var, kalp problemi var, bir sürü rahatsızlığı var. Onu yemiyor, bunu yemiyor. Haşlanmış zepçeler vesaire. Damak tadı kaçmış. Kadıncağız alıştığı Türk mutfağından uzak kalmış. Hiçbir şey yiyip içemiyor. Ne yerse birdenbire bütün 527 trigliseridi. Dikkat etmesine rağmen trigliseridi 527. Kolesterolü 247. Dikkat etmesine rağmen şekeri yüksek. Şeker hapı kullanmasına rağmen. Bu ürünleri veya bu formülleri biz ona tavsiye ettik, kullandı. Ondan sonra doktoru, tereyağı bile yesen problem yok. Yavaş artık yani. Tamam, kullan. Normal sağlığına kavuştu. Sağ, artık problem yok demiş. Bir başka beyefendi de kolesterolü 238, trigliseridi 288,
karaciğer yağlanmış, ALT'si, AST'si. AST'si 82, ALT'si 151. Evet. Yani karaciğer yağlanmış. Hem karaciğer yağlanması var, hem kolesterol yüksek, hem trigliserit yüksek. Bu vatandaş 6 hafta bu formüller, özel bir formül, iksir, aloe vera jel, karaciğer kullandıktan sonra enginarla ilgili kolesterolü 128'e düşmüş. ALT'si, AST'si 27-28. Yani 150'lerden ALT, AST normale dönmüş. Karaciğer yağlanması diye hiçbir şey kalmamış 6 hafta içerisinde. Tam tedavi sağlanmış aslında. Evet, bu iksiri kullandığı zaman diyor ki ya sanki diyor omzumda birisi matkapla çalışıyor. Ne olacak, ne var diyor bende diyor. Sular akıyormuş gibi şırıl şırıl bir şeyler hissediyorum, duyuyorum. Panik ol. Panik yok dedim. Beyin ana arterinde tıkanma olmuş. Beyin ana arterinde ve hipofiz bezesinde mikro adenom oluşmuş. Doktor demiş ki burundan gireriz, ameliyat ederiz fakat mikro adenom nohut büyüklüğünde sarımsak gibi sallanan bir organ. Bütün hormonların orkestra şefi gibi. Bütün hormonları o yönlendiriyor. Evet. Burundan girip ameliyat ederiz fakat tekrar nükseder demiş. Ben dedim ki problem değil. 6 hafta deneyeceğiz, bakacağız, göreceğiz. Panik olma. Gerek yok. Adamcağız bunu duyunca yıllarca yatmış evde, işi gücü bırakmış, hayata küsmüş. Bütün damarları yağlanmış, daralmış, karaciğer yağlanmış, hiç hareket etmiyor. Bayağı ilerlemiş herhalde. Evet. İleriki safhalara. 3-4 yıl dışarı çıkmamış. Bu doktor ameliyat ederiz, faydası yok, tekrar olur deyince evde hiçbir şey yapmamış. Yan gelip yatmış. Hiçbir şey yok. Çalışmamış, dışarıda gitmiş. Televizyonda ilk defa beni duyunca ben bu adamla gideceğim, görüşeceğim demiş. Geldi ki böyle ter suyu içerisinde. Dedim ki ne oldu? Maraton mu var? Maraton mu geliyorsun? Hani bana peçete verin, bana peçete verin diyor. Sekreterinin peçete getiriyor. Peçete yok mu başka? Elini yüzünü siliyor durmadan. Maratondan mı geldin dedim. Yok, ne maratonu? Merdivenden çıktım. Bu kadar mı terler insan merdivene çıkmakla? İlk defa dedi sokağa çıktım yıllardır. Ben hiçbir yere çıkmıyorum. Niye? Psikolojim bozuldu. Yani doktorun işte ameliyatları zaman yine ortaya çıkar, yapacak bir şey yok, alış demesi bütün hayatını bitirmiş. Hiç dert etme, tedavi ederiz dedim. Allah Allah dedi. Nasıl oluyor? Olacak, göreceksin. 6 hafta kullandı, bütün değerleri normale döndü. Hipofiz bezesindeki mikro adenom eridi. Yıllarca evinden çıkamamış. Siz 6 hafta boyunca böyle bir formül uyguladınız. Ondan sonra kendine geldi, iyileşti. Evet. Şimdi hipofiz bezi prolaktin oranı 38.62 prolaktin. Prolaktin süt salgılamak için bir hormon. Süt salgı yani genellikle bayanlarda yüksek olabilir. Annelerde prolaktinin yüksek olması gerekir. Çünkü annelik hormonu yani süt salgılayıcı hormon. Erkekte yüksek olmaz. Yüksek olursa hipofiz bezesindeki mikro adenomdan dolayı olur. Devam.